Gazeteci Ayşenur Arslan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu kaybetmemek için neler yapacağına ilişkin iddialarda bulundu. Gazeteci Ayşenur Arslan, Murat Yetkin'in yazısını ele alarak Erdoğan'ın koltuğunu kaybetmemek için aklındaki planı açıkladı. Ayşenur Arslan'ın halktv.com.tr'de yazdığı Erdoğan'ın masasında hangi U dönüşü var başlıklı yazısı şöyle. Aslında Murat Yetkin'in yazısındaki U dönüşü bir siyasi ittifakı ya da buluşmayı işaret etmiyor. Daha ziyade göç politikalarından ve söylem revizyonundan söz ediyor. Ancak siyaset kulisleri bambaşka senaryolarla bambaşka dönüşlerden dem vuruyor. Örneğin belki de kasıtlı olarak yayılan söylentilere bakılırsa iktidarın yeniden HDP'ye yönelmesi şaşırtıcı olmayacak. Bir başka ihtimalde Sedat Peker'in gündeme getirdiği FETÖ ile yeniden müzakere masasına oturulması. İkisine de şaşırmam. Her iki manevranın yol haritasının da ABD'de çizildiğini söyleyen olursa hiç şaşırmam. Erdoğan'ı tanıyorsak koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapacağını tahmin edebiliriz. Sarayın arka bahçesindeki endoktrinasyon uzmanlarının yazılarını boş verin. Patronlarının dahi okumadığı o yazıları gerçeği örtme çabasının zavallı ürünleri. Esas raporları başka. Masaya verileri koyuyorlar. AKP'nin nasıl oy ve kan kaybettiğine dair araştırmaları yorumluyorlar. Sonra... Sonra ne olabilir ki? Kimileri FETÖ'yü hatırlatıyor, kimileri yeniden açılım diyor. Her ikisinin de Washington'ın ve Pentagon'un onaylayacağı hatta belki şimdiden onayladığı dönüşler olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Nitekim Ankara'daki kaynayan kazanı anlatan o isim malum adresleri hatırlatıp şöyle diyor. Erdoğan'ın kendi tabanına bile ters düşen Taliban mesajlarında asıl muhatap ABD. Biden'a ben Afganistan'da senin askerlerinin ve dostlarının güvenli tahliyesini sağlayayım Sonrasında vekaleten devrede olayım. Sen de benim yanımda ol. Destekten kasıt saraydan güvenli tahliye olabilir mi?